Evet, geri geldik arkadaşlar. Arkadaşlar drop girebiliyor. Biraz önce OBS çöktü. Yeniden kapatıp açmak zorunda kaldık. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla Cyberpunk oyununa yüklenme olduğu için bence Türkiye'deki internet çöküyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Olduğu kadarıyla yapıyoruz. Öyle. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. En son şöyle bir sahne vardı. Gwendolyn kumların üzerinde savaşmaya hazır. Arkadaşını korumak için gayet saf ve onurlu duygularla kendini donatmış bekliyordu. Ve kumların içinden bir kol çıkıp Gwendolyn'in bacağını kavrayıp Gwendolyn'i sertçe kumların içine çekerek biraz doğa üstü gibi hissettiren bir şekilde kendisini kumların altına doğru çekti ve yok etti. Çünkü normalde birini tek bacağından tutup kumların altına çekmeye çalışırsanız vücudunun geri kalan kısmı kumların dışında kalır ve parçalanarak şöyle bir çiçek halinde kalır orada yani. Ama sana böyle olmadı. Gayet bir kumdan ufak bir vortex gibi bir alan oluştu ve lüp diye içine çekildi. Of Şimdi bak, of bunu anlattığı of. zaman aklıma şey geldi. Çocukluğumuzda Yeraltı Canavarları diye bir film vardı, hatırlıyor Evet, çok güzeldi. Çok güzel musun? filmdi cidden. Özellikle üçüncüsü çok iyiydi. Tam olarak o sahne. Öyle yerden böyle fıt fıtı gelip böyle tık diye. Evet. Bu sırada sevgili John, Evet. sen kesinlikle Gwen ve Magnus'u umursamayarak Abi yeter artık kumsaldan ya. da Hani yani bir değil, iki değil, üç değil. Daha ne yapayım ben yani? İşte Ne yapayım daha? kumsaldan uzaklaştın. Yani biraz koştun ve artık kumsaldan hani zaten şey çıkıyorsunuz. Burada yavaş bir dönüşüm yok. Gayet kumsal var. Sonra hafif bir toprak yükselişiyle birlikte çimler başlıyor direkt. Yani geçiş kesin bir geçiş yani. Sen çimlere çıktın ve koşarken şunu fark ettin. Senin koşu yolunda yakınlarında hani böyle toprak hava alır ya, altında su girer su çıkar, böyle hava alıyormuş gibi bir görüntü oluşur. Nefes alıyormuş gibi toprak. Koşu yolunda bölge bölge böyle alanlar fark ettin. Yolunun üzerindeki böyle çimler kalkıp iniyor. Toprak kalkıp iniyor. Ve sanki doğa ana nefes alıyormuş gibi şeklinde. Tüfeğin ne kadarını söktüm? Yani namluyu sökmüştün. Tamam, çantaya tıkıyorum abi olduğu kadar. Tamam Bir mı? kere dur, zaten sıra sende değil şu an. Ha. Ben gördüğün şeyi söylüyorum. Bu sırada tam sen bunu görürken Gwen, sen kumların altına ani bir şekilde girdikten sonra, tabii nefes almadığın için ve hani yutkunma mutkunma gibi bir şeyin de olmadığı için hani yine burun deliklerine, gözlerine, ağzına birazcık kum girdi. Özellikle gözlerine giren bir miktar rahatsız etti. Çünkü gözlerine yani şuralara girdi. Fakat herhangi bir hani vampirlikten dolayı herhangi bir sıkıntı çekmiyorsun. Bir insan olsaydın Evet. şu an büyük ihtimalle cehennem yaşıyordun. Fakat aşağı indiğinde bulunduğun yerin kumların altı olmadığını fark ettin. Yani şey, yani tamamen kumlarla kaplı bir yer olmadığını fark ettin. Bir tünele düştün. Yani kumlardan geçtin. Kumların altındaki biraz daha sert topraktan geçip bir tünele düştün. Bir tünele çekildin yani. Ve şu an bulunduğun yer neredeyse zifiri karanlık. Sadece yer yer yeşil parlayan sıvılar, böyle vıcık vıcık duran ve pis duran yeşil parlayan sıvılar, da onlar da böyle hani aman aman parlamıyorlar. Hafif hafif ışık yayıyorlar. Bunlardan bir tünel kompleksi içinde olduğunu fark ettin. Çünkü böyle daracık bir yer. Hani şöyle sıkış tıkış durarak sığabiliyorsun ve 5-6 farklı yöne gidebiliyorsun şu an bulunduğun yerde. Ve etraf, yani tüneller görebildiğin kadarıyla tamamen çöp ve pislik dolu.
Böyle kanalizasyon gibi bir şey hayal ediyorum anlattığından. Şimdi kanalizasyon dediğin şey daha böyle normal düzgün bir şekilde delinmiş geniş ve taşlarla böyle tutturulmuş bir şey ya, bu öyle değil, bayağı köstebeğin kazdığı tünel gibi. Ha, toprak her tarafım. Evet. Şöyle hayal edebilirsin, kocaman bir köstebek düşün, senin boyunda bir köstebek düşün. Tam buradan tüneller tatlı kazmış olurdu. Ve yıllarca burada bulduğu bütün çöpleri sanki yıllar boyunca buraya getirmiş gibi bir ortam var. Leş gibi kokuyor. Gerçi bu seni o kadar da rahatsız etmiyor çünkü o kadar da koku alamıyorsun. Birazcık seçebiliyorsun. Ama siz yani en canavar vampir için bile, yani en böyle bu insan değil diyeceğin vampir için bile burası çok pis. Yani ona göre bile pis burası. Hayvan leşleri, ilaç atıkları, petrol, tamam, ne üdüğü belirsiz sıvılar ve kimyasallar. Böyle yarısı toprağa karışmış, yarısı böyle zar zor hala bütünlüğünü koruyabilmiş variller. Tamam mı? Öyle bir pislik. Hayvan dışkıları, belki kusmukları. Sen bayılıyorsun beni saçma sapan durumlara sokmaya ya. Bayılıyorsun yani. Evet, tamam. John, sıra evet. Sende. Ben çantaya tıkıp silah tüfeğin parçalarına glocklara çekip koşmaya devam mı ediyorum? Yani biraz zigzag çizerek böyle depar atıyorum. Şehre doğru kaçacağım. Tamam. Pekala. Bu sırada Magnus, sen ne yapıyorsun? Şu an biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü beklediğin gibi bir böyle göğüs göğüse bir çarpışma olmadı. Önünden Gwendolyn'i kapıp götürdüler daha çok. Ve şu an kimse yok. Toprağın kumun içine girdi ya böyle. Girdiği yerde böyle arıyorum ya. Manyak gibi yeri kazıyorum yani şu anda. Pekala. Bu turum böyle geçecek ve bir yere varamayacaksın. Hiç. Zaten bir turda kazdığın şey de yani bir karış olsun şu kadar. Aynen. Bu sırada Gwen. Sıra sende. Ne yapıyorsun? Ben de yukarı doğru kazıyorum. Yani böyle düştüysem eğer toprak değil mi? Yani başlıyorum kazmaya. Pekala. Toprağı yukarı doğru kazıyorsun. Oradan suratına o pis toprak hiç atıyor. Sorun değildi. Pekala. Kazıyorum sırada, yani deli gibi. Sen böyle panik halinde yukarı doğru kazmaya çalışırken tünellerden böyle bir sürü bacak sesi duydun. Böyle diye bacak sesleri duydun. Bu sırada John Casey koşmaya devam etti. Hala toprak nefes alıp iniyor. Ama herhangi bir şey henüz olmadı. Henüz. Magnus, sen kazmaya devam edecek misin? Bir etrafıma bakıyorum. Sağda solda pusadan var mı diye. Hayır yok. Ama yani bir yandan kazmaya devam ederken şöyle yapıyorum yani. Tamam mı? Pekala. Gwen. Şöyle bir şey yapabilir miyim hızlıca? Bacak seslerini duyar duymaz böyle bir tepki olarak. Söyleyeyim mi? Söyle. Bakıyorum böyle çöp yığınları varsa abi, çöp yığınının içine atlıyorum. Böyle Allah bok pislik ne varsa üstüme başıma sürüyorum. Kurt adamlar kokumu alamasın diye. O çöpün arasına girip saklanmak istiyorum ama yani ağzıma bile sokarım o. Ya anladın mı? Allah ne verdiyse sıvıyorum üstüme. Saniyelik ama böyle yaparken böyle sıkı ses duyunca böyle çöp yığınının içine atlıyorum. Yapabilir miyim bunu? Yaptın. Bana bir... Bunu yapmak için bir willpower harcamanı isteyeceğim senden. Çünkü sadece herhangi bir çöp yığını içine atlamıyorsun. Yani ne üdüğü belirsiz kimyasallar, hayvan dışkıları, cesetleri, kusmukları...
Tamam mı? Böyle ilaç atıkları, plastik atıklar, petrol atığı, tamam mı? Metal atıklar falan böyle yani hani anlatabiliyor muyum? Anladım. Ama yani kurt adam mı, bok mu? Bok. Tabii ki. Ay yani travma oldu bir, bende. Şeyi de bir düşünmek lazım yani hani buraya ne dökmüş olabilirler ki ışık saçsın, anlatabiliyor muyum? Yani nasıl bir kimyasal dökmüş olsunlar ki buraya yeşil bir ışık saçıyor? Borax, yani... Leviathan'ları öldürüyorlar. Harcadın mı Willpower'ını? Harcadım. Bu arada Willpower benim 3 falan şu an. Harika. Evet. Ya yani artık sabrının sonlarındasın artık. Biraz koy vermene az kaldı. Çöpün içine girdiğinde bir takım artık çöplerle daha haşır neşir olduğun için ve yakınlaştığın için bir takım şeyler görüyorsun. O bacak sesleri, eklem bacaklarını o çıkardı tık 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 bacak sesleri hala devam ediyor ve hani bir oradan geliyor, bir oradan geliyor, bir oradan geliyor, böyle hani sanki üzerinde yürüyorlarmış ama hani sen bulamıyormuşsun gibi bir hissiyat vardır ya böyle. O pis hissiyatı yaşıyorsun şu an. Ve bir takım çöplerde gördüğün şeyler şunlar. Atıyorum atılmış sigara paketleri var. Kendisi nasıl okunabiliyor musun? Circinus marka diye bir sigara. Hep bütün paketler bundan. Yemek, çürümüş yemek ve boş plastik şişe atıkları Young and Smith diye bir şirketten. Hepsinde aynı marka var. Young and Smith. İlaç kutularının ve ilaç şişelerinin her birinin üzerinde Magadon Incorporated yazıyor. Eksiksiz. Başka hiçbir şirketten ilaç atığı yok burada. Cam... Bunun bana bir ifade, yani bir şey ifade etmesi gerekiyor mu? Hayır, etmesi gerekmiyor. Sadece dikkatini çeken şu. Aynı tür atıkların hepsinde aynı marka var. Yani hani iki farklı markadan sigara paketi yok. Tek bir marka sigara paketi var. O da Circinus marka mesela. Demek istediğim bu. Mesela tek bir marka cam şişe ve hani alkol şişeleri atığı var. O da King Breweries diye geçen marka. Bu dikkatini çekti. Ve en çok dikkatini çeken markalar arasında hepsi böyle küçük küçük altı not olarak yazılmıştı her şeye. Yani sen şu an çöpün içinde olduğun için ve şu mesafende olduğu için onları inceleyebiliyorsun az çok. İçinde böyle mi bu neymiş falan diye. Bir tane marka en çok dikkat çeken varillerin üzerindekiler. O çözünmüş ve toprağa karışmış bir sürü varilin üzerinden hepsinde kocaman aynı marka yazıyor. O da Pentex. Pentex. Böyle bir marka. Şimdi bir ses duydum. Çık dışarı diye bir ses yankılandı tünellerde. Haydi dışarı gel. Çık 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 çık. Evet. John Casey sendeyiz. Ben Obfuscate 2 dot basıyorum abi. Bir dot da Coetus harcayacağım. Böyle sessiz, fark edilmeden kaçmaya çalışıyorum buradan yani. Pekala. Obfuscate'i bastın. Fakat çok içine sinmedi. Yani öyle söyleyeyim. Ha, hala İzleniyormuşsun gibi hissettin. Tamam. Yani bir takım, bir çift göz senin üzerindeymiş gibi bir hissiyata kapıldın. Tamam, ben elimden gelen her şeyi kullanacağım yani. Kaçacağım buradan abi. Gideceğim. Ve şöyle. Quietus'u da kullandıktan sonra sen koşu yolundaki yaklaşık 10 metre ötendeki toprak ufak bir patlamayla açıldı. Yani toprak parçaları ve taş parçaları şöyle ufak bir patlamayla sıçradı etrafa, dağıldı ve toprağın arkasından, içinden bir Krinos formunda, yani o kurt adam formunda bir kurt adam fırladı. Kendisinin şurası parçalanmış,
ensesi de parçalanmış. Krinos formunda da, kurtulan formunda da bu gözükebiliyor ve sinirli duruyor. O parçalanmış ağız ve ense yaralarından yeşil pis bir sıvı akıyor. Evet, Magnus sendeyiz. Arkada, uzakta bir yerde bir patlama sesi duydun ama şey, bomba patlaması gibi değil. Hani daha çok balyozun duvara vurulması ve duvarın patlaması gibi bir ses. Ne kadar uzakta? Yaklaşık bir 30 metre arkamda. Dönüyorum. Bir şey görünüyor mu? Kurt adamı falan görebiliyor musun? Evet, görebiliyorsun. Koşuyorum ya üstüne. Pekala. Bir sonraki tur varacaksın. Evet, Gwen sendeyiz. Bana gelmesek. Bekliyor musun? Beklemiyorum. Pentex. Şu an senin için her şey o kadar sakin ki. Yukarıda denizin sesi var. Rüzgarın hafif bir uğultusu var. İşte kurt adamlarla savaşıyorlar. Etrafta koşturuyorlar. İleride şehrin ufak bir uğultusu var. Ama senin için her şey o kadar karanlık ve sessiz ki. Çünkü toprağın kim bilir ne kadar altındasın. Bir tünel kompleksindesin. Ne bir ses. Ne bir görüntü. Sadece arada sırada gelen o diye bacak sesleri, o kadar. Bir de bana uzun, seslenen uzun çık falan filan diyen ses var. O da tabii tabii, o küçük bir ayrıntı. Abi ya, o ses ne kadar yakınımdan geliyor? Sorun da burada zaten. Anlayamıyorsun. Hemen arkandan geliyor da olabilir. Hemen kulağının dibinde fısıldıyor da olabilir. Tünelin bir ucundan da. Bekliyorum ben. Ne yapayım? Çıktım şöyle bir çöpün içinden. Şöyle bir kafamı uzatıyorum. Tünelde 4-5 farklı yol var demiştin değil mi? Evet. Dört yol ağzı gibi bir şey demeyeyim abi. Daha çok. 6 yol ağzı, 7 yol ağzı falan. Peki baktığım zaman değişik şey görüyor muyum, yoksa o toprak yol devam mı ediyor? Şimdi zaten öyle, çok ileriyi göremiyorsun. Çünkü zifiri karanlık, dediğim gibi. Etrafı aydınlatan tek şey etraftaki bazı kimyasalların hafif parıltısı. O da hafif. Yani belki de hemen arkamda duruyor. Bilemezsin şu an. Tek bir tane isek, tek bir tane. Abi, kaçmayacağım ya. Tamam, çıkıyorum. Ama şöyle bir şey var. Hiç silahım falan, hiçbir şey yok yanımda. Isırarak mı kapışayım? Şimdi bunları kime soruyorsun? Tünelde kendi kendine soruyorsun. Bu evrenin tanrısına soruyorum. Allah'ım diyorum, ısırarak mı kapışayım? Ya böyle şey bakıyorum abi, böyle o çöp değil sonuç olarak. Şişe var demiştin. Şişenin bir tanesi alıp kırıyorum böyle hapishanesi. Gel lan gel diye, manyağım ben diye kurt adamım şöyle. Hatta şişenin kırık kısmını da şöyle kimyasala ban şöyle, gel lan gel diye. Hiç böyle sopa mopa, levye, tahta, odun falan. Bir yüzlük at bana. O kadar çeşitli çöp var ki herhangi bir şey çıkabilir buradan. Adil, hafta ne oynasak ya? Haftaya gerçekten ne oynasak? SDV bize ne oynatsa? Yeni oyunda başlayalım. Vampiri beceremedik biz. Kurtadan başlayalım. Yetmiş. Bu arada arkadaşlar, zaten vampiri de vampir gibi oynamadık. Gayet D&D macerası gibi oynadık. Abi büyücüler, hunterlar, sıkıyoruz işte falan diye öyle. Sıkamadık vampiri. Aa,
abi geçen haftaya kadar hastanın iş yapacaksın. Bürokratik takılacaksın. Birilerinin kuyunu kalacaksın. Eğer bir vampir fight'a giriyorsa, kombata giriyorsa o vampir yanlış yapmıştır yani. VTM'de girmiyorsun. Girmemen lazım ya. Arkadaşlar yanlış yaptınız zaten. Bu görevi seçtiğiniz an yanlışı yaptınız artık bitmişti yani. Arkadaşlar yetmiş geçen haftaya arada. Kadar ben silah sıkmadım. Geçen haftaya kadar ben silahlarımın hiçbirini kullanmadım. Hatayı kendinizde arayın biraz. Ben 2 hafta önceye kadar disiplin atmamıştım. Yani. Demek ki ne anlıyoruz burada? Benim ne suçum var? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hep kaçtım. Şeyden, dövüşten bilmem neden. Siz beni soktunuz. Abi sizin anlamadığınız bir durum var. Sizin dediğiniz entrika, arkadan iş çevirme, kuyu kazma olayları vampir camiası içinde olan bir şey. Ama siz vampir camiası içinde değilsiniz ki. Vampir camiasını geride bıraktınız. Deniz yolculuğuna çıkıp uzaklaştınız oradan yani. Ya benim ne güzel planlarım vardı. Magnus Akan'ımı içirecektim. John için planlarımı şimdi söyledim. Prens bize dedi ki konuşurken en önemli görev bu dedi. Yani aciliyeti olan, yapılması gereken... Abi, en görevli, birinci öncelikli görevimiz bu dedi. Yani burada ne anlıyoruz? Arkadaşlar ama, şunu bak şöyle oklarla böyle neon oklarla yarım sönen tamam mı? Abi. Cyberpunk dünyasını burada, düşün tamam böyle oklarla böyle tamam böyle yarım sönüyor. Bu göreve gidin diye böyle bağıran bir... Ama kesinlikle vardı. Öyle bir durum yoktu yani. En önemli ya şöyle. Ben burada aslında şeyi düşünmenizi bekledim. Gerçekten en önemli görev buydu. Ama... En önemli olmasının yanı sıra en sıkıntılı görev de buydu. O yüzden ben bir durup şeyi düşünürler mi acaba diye bir önceden düşünmüştüm. Hani bize prens en önemli görev bu diyor. Acaba biz gerçekten hani bu göreve biz yer mi yani? Biz hani daha basit bir şeye gidelim şimdi en önemli falan diyor. Başka daha bilen birini yollasınlar falan dersiniz gibi bir şey kurmuştum kafamda. Oğlum bilen biri yok ki bizi çağırmış işte. İşte evet yani demek ki o... O kalifiyeli eleman bizmişiz oğlum, yani. Oğlum prens zaten size dedi ki sıradan görev dağıtımı yapıyorum dedi. Prens görev dağıtımı yapıyordu. Siz de görev dağıtımı yaptığı gruplardan biriydiniz. Sadece sizi çağırmadı ki oraya. Abi bir tane power hungry setite, bir tane işinde usta asamite geldi. Tamam mı? Hani bu başka olur yoktu onun. En önemli görev buysa evet, o bizim olacaktı yani. Yapacak bir şey yok ya. Ulan ya neyse artık zaten yapacak bir şey yok. Bu tam 9 session önceydi o yüzden bu tartışmanın lüzumu yok. Ben Gwen'i öldürüyorum o zaman müsaadenizle. Öldür. İkinci karakterim hazır benim bu arada. Müthiş bir karakterle geri döneceğim. yok oyun bitiyor. 70 attım bu arada. Evet doğru. Şöyle ki bir tane kırılmış Yemin kılıç buldum. Kırılmış kılıç buldum. Gümüş mü? Ha tabii gümüş. Gümüş olsa güzel olurdu. Özellikle demiş ki ya ben bunu alayım buraya koyayım. Yarın öbür gün birini buraya getirdiğim de hani haksız bir rekabet olmasın demiş. O yüzden gümüş bir kılıç koymuş kenara. Paslı bir kırılmış kılıç. Çektim kılıcı duruyorum abi. Tam, sen kılıcı tam çektin. Yanından fırlayarak bir şey geçti. Bir aggravated damage yedin. Sen böyle duruyordun. Her şey sakindi. Bacak sesleri geliyordu tık 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 diye. Sen kılıcı çektin. Aha dedim ve vuvvvvvvvvvvvvvvvv diye bir ses geldi. Bir anda. Ve bir şey görüntünü kapayıp geçip gitti. Ve yani nerene ne yaptı ilk başta anlayamadın. Sonra fark ettin ki üzerinde kesikler var. Anlıyorum. Bu durum seni biraz gerdi. Bana bir willpower atar mısın? 3. Evet, at bakalım. 3. Hakikaten 3. Niye topladı lan? Abi... Ne yaptın? Hadi abi başarabilirsin. Hadi başarabilirsin. Dur. Bunda zorluk var mıydı?
Tabii ki. Çünkü zar atıyorsun. Zorluğunda 6. Tamam. 3 saksesi var. Ha doğru. Evet. Niye şey yapıyorsun ki? 3 saksesi var. 7, 8, 8. Peki. Moralin kırılmadı. Hala savaşma isteğin, arzun gayet sağlam duruyor. Evet, sıra John'da. John, karşında... Abi boyum bende inanılmaz zar atma şeyi oluşturdu. Zar atacağım zaman bildiğim bütün her şeyi unutuyorum. Ciddiyim bu arada. Cidden böyle geriliyorum zar atacağım. Sniper vardı. Sniper'ı söktüm ben kaçarken. Çantaya koyup şehre ulaşırsam sıkıntı olmasın diye. Hangi evrende geçiyor bu? Ki demiş VTM, Vampire the Masquerade oynuyoruz. Evet, ben tabancayla, iki tane tabanca var elimde şu anda, Glock. Böyle koşarak, tamam mı? Birazcık artık film sahnelerini yaşatalım bunlara. Ha, böyle üzerine doğru koşuyorum, koşarken sıkıyorum. Tam sonra zıplayacağım, havada takla atıp böyle takla atarken de sıkacağım falan. Sesin geçiyor yani. Bak şimdi. Böyle koşuyorum, tamam mı, adama doğru. Karanlıklar Dünyası'ndaki filmdeki gibi hareketler yapacağım biraz. Çünkü vampirim. Neden yapmayayım? Böyle koşarken evet, zıplayacağım. Olacak. Tamam mı? Sıkıyorum o esnada. Tamam, böyle 2, 3, 4, 5 mermi sıkacağım. Sonra zıplayacağım. Böyle havada bir takla atacağım. Tamam böyle. Şöyle ters dönüyorlar falan ya. Ters dönerken aşağıya doğru sıkacağım. Arkasına düşüp kaçmaya devam edeceğim falan. Abi şimdi sana böldüğün turları söylüyorum. Söyle. Bir koşuyorum. İki sıkıyorum. Tamam. Koşmayı geçtim. Hadi onu da geçtim mi zaten? Tamam. Hani, sıkıyorum. Default koştuğunu varsayıyorum. Yani evet. Anadan doğma koşuyorsun diye varsayıyoruz. Tur ha, bu yerine. Arada STR buff'lıyorum. 5'e çıkartıyorum. Onu buff'la. Tamam. Buff'ladım. Şimdi şöyle. Bu söyleyeceğim şeyleri not almak isteyebilirsin. Çünkü işleri biraz karıştırdın az önce. Evet. Öncelikle ya son oyunda birazcık şekil yapalım dedim yani. Hani son oturumda o zaman ben de şekil yapacağım. Yap. Yani. Tamam lan durun, sıranızı bekliyorum. Karışık zaten her şey. Durun. Şimdi sıkma zarın Dex Firearms. Bunu bir not alır mısın? Tamam. Zar sayısını bir not al. Kaç tane Dex Firearms'ın var? Tamam, 11 yaz. Tamam. Zıplayarak, takla atarak 3 metrelik bir takla atıyorsun bu arada. Bunu evet. Hatırlatmak istiyorum. Vampir matar. Karşındaki kurt adam çünkü. Olsun, vampirim ben de. Vampir olduğun için değil, daha çok Dex'in 7 olduğu için şu an. Evet, bu arada Dex'in 7. Nasıl 7 senin abi? 4 şeyden 3'te buffladım abi. Altın üzerine çek. İşte böyle çıkaramıyorsun ki. Ben hep 7 yapıyorum kaç oturumdan beri. Oğlum onu bana söylemedin ki. Şu an gen söyledim. 8'de. Dedim hatta. Hayır. 7 yapıyorum. Dex setim 4 artı 3 alabiliyor muyum dedim. Kan yakabiliyorsan alabiliyorsun demiştin. Vallahi o kadar soğukkanlılıkla söylemişsin ki beynim idrak etmemiş, öyle söyleyeyim sana. Peki. O zaman tamam, 6 o şöyle, zaman. Şöyle. Gen 8'ler fiziksel attribute'larını 6'ya kadar çıkarabiliyor. Gen 8'in üstü, yani gen 9, 10, 11 falan, onlar 5'e kadar çıkarabiliyor. Gen 7'ler gen 7'ler 7'ye, gen 6'lar 8'e falan diye artıyor. Tamam, yani gen 8 limitindeysen eğer. Bana hiç fark etmiyor. Ben gen 8'im. Ben çünkü sordum, 4 dedim. Kaç arttırabiliyoruz dedim. Kaç kan harcıyorsun dedin. 3 dedim. Tamam, o zaman 3 arttırabiliyorsun daha dedin. Ben de 7 hep öyle hesapladım yani. Tamam, sıkma 10. Dex'im o zaman 6 yani. O zaman bir kan düşüyorum ben. Pekala. Dex, şimdi zıplamak için Dex Athletics atıyorsun. Dex Athletics'in kaç? Dex Athletics'im 6, 3 de oradan 9 abi. Onu da not al. Şimdi sen şimdi kaç tane sıkacaksın? Glock'larla 4 el sıkabiliyorsun. Tamam, şimdi 2 biriyle, yani 4 biriyle 4 biriyle sıkabiliyorum değil mi? Evet, ama zaten şey 2 elli silah sıkarken tur bölmüyorsun, zorluk artıyor. Birini 7'ye, diğerini 8'e sıkıyorsun. Tamam. Şimdi zıplama, bir dakika zıplamayı yazayım, bir 6, 9. Tamam, 2 biriyle 2 biriyle sıkacağım. Tamam, yani 4 tane sıkacağım toplamda. Peki şimdi aradaki fark şu. Öncelikle zorluk artsın. Yok.
Peki, şimdi ateş etmek için iki tur bölüp, yani iki turunu ateş etmeye harcayıp ikisiyle tak 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 diye mi sıkıyorsun, yoksa dört tur boyunca bir sağ bir sol, bir sağ bir sol diye mi sıkıyorsun? Hayır, ikisiyle tak 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 diye sıkıyorum. Okey, o zaman sağ ve sol ateş etmek için iki kere, ikiye bölüyorsun, ekstra bir de zıpladığın için turunu üçe bölüyorsun şu an. Tamam. Okey miyiz? Evet. Pekala. Şu an en düşük zarın bu zar havuzunda 9 olduğu için, yani Dex'in 9 olduğu için 9'u 3'e bölüyoruz. Ve bana önce bir sıkmak için 3 zar atar mısın? Difficulty 6 mı 7 mi? Şöyle. Biriyle 7, biriyle 8. Tamam, bir tane bir success'im var. Tamam mı? Şimdi diğer için atıyorum. Bir success'im de oradan var. Şimdi zıplamak için atıyorum. At. 3 zar. 8. Bir success'im var. Pekala. Tam istediğin gibi olmayacak. Hani üzerinden zıplamayacaksın ama hani şöyle omzunun ve kolunun üzerinden şöyle çaprazına doğru sıçrayacaksın. Peki ama tam hala o esnada bir şey yapabilir miyim? Başka bir şey deneyebilir miyim? O kadar zıplayamadıysam eğer. Evet, hani aksiyonu değiştirmek için bir willpower harcaman lazım. Tamam, harcarım ya. Hiç sıkıntı değil. Pekala. Tam böyle omzuna geldim ya. Bacaklarımı böyle dolayıp işte dönüp arkasından böyle tutunup emebilir miyim arkadaşı? Hani Rey Mysterio Junior yapıyordu ya Amerikan gidiyorlarında. Ama bu böldüğün tur sayısını değiştiriyor. Hem önce tutuyorsun, hareket yapıyorsun, sonra saldırıp ısırıyorsun falan. Yani 3 bölmekten 4 bölmeye çıkarıyorsun. O yüzden olmaz. Tam bir sonraki turu ısırırım. Fark etmez. Yani omzunda sırtına tırmanmaya çalışabilir miyim şu anda? Pekala. Bir 3 zar daha at o zaman. Bu da Dex Athletics. Willpower'ını harca önce, sonra 3 zar. Tamam, willpower düşüyorum. Success için willpower harcayabilir miyim? Bir turda birden fazla willpower harcayamıyorsun. Tamam. Kan yakarak bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bir ekstra zaten bir şey. Zaten yaptım. Tamam. O zaman attım. 6, 4, 2. Pekala, şey. sıkarak koştun üzerine, zıpladın. Şöyle ensesinden yakalayıp sırtına çıktın. Şu an bir kurt adamın sırtındasın. Tamam. Tebrik ediyorum. Bu oyun bir anda Camarilla'dan Sabat'a döndü bu hareketle birlikte. şimdi şöyle silah damage'larını atalım istersen. Atalım. Silahlarının damage'ı kaç biliyor musun? Low'un. 4'tü galiba. Geçen evet, hafta 4. Söylemiştim 4'tü. İkisine de bir saksı satmıştın değil mi? Evet. 4 zar atacağım tamam, yani. İki kere 4 zar at bana. Tek tek söyle ama. 4 zar. 6, 4, 7, 10. 3 success var bunda. Success'i söyle. Okay. Birinde 3 success. Diğerinde de 2 success var. Harika. İkisi de kendisinin üzerinden sekerek sağa sola yani sıçrıyor. Şöyle göğsünden sekerek. Şöyle göğüs kaslarını geriyor şöyle. Sağlı sollu oynatıyor mermiler, sekiyor oradan. Seksi kurt adam göğüs kaslarından. Kıllı kıllı. Bu sırada Magnus. Evet, şimdi ben böyle koşuyordum bunun üstüne, böyle John sıktı, bu gerildi falan ya. Ay sen hiç böyle bir sahne beklemiyordun. Sen John hep böyle adam akıllı oturur, tam bir tane sıkar, böyle serin kanlıdır falan ya. Bu sefer bir anda Matrix'e bağladı. Böyle sıkarak üzerine koştu, zıplayıp takla atarak böyle ensesini yakalayıp şöyle dönerek sırtına çıktı falan yani. Böyle ne oluyor? Bir anda bir afalladın yani. O belki bir adımın kaydı koşarken, öyle söyleyeyim. Müthiş. O zaman gidip John sırtına tırmandı ya, suratına ben de dil atıyorum. Şlak diye vuracağım böyle. At bakalım. İşte böyle fetiş demişler, bu kadarı fetişe girer. Daha dur ya. Daha kelepçe bağlayacağız biz buna. Daha bunun sorgu sahneleri var.
Şimdi ben bir Dex Brawl atıyorum. Şimdi i̇şte demişler ki şov yapmasaydın, keşke direkt sıksaydın. Arkadaş elimdeki Glock'ların vurabileceği hiçbir şey yok. Vursa da zaten soğukluyor. Benim amacım biraz böyle renk olsun, tamam mı? Hani böyle zıplayayım, hoplayayım falan. Arkasına tırmanayım, dişleri geçireyim. Şimdi zorluğum 7'ydi benim melee combat'ta. Unarmed combat'ta daha doğrusu. O yüzden bir success attım. Peki hala şimdi... Ben bu arkadaşa vuruyorum. STR'm 4 olduğu için 4D10 atıyorum. Evet. Abi vay canına ya. 1 vurdum kendisini. Aggravated. Ya bu zarı atayım mı? Rezil etmemi istiyor musun seni? Gerçekten durup da soğuk zarı atayım mı? At. Evet. Soğuk mu? Ya ya. Ya ufak çizik attım böyle. Hani şey derisinin üstü çizildi. Oradan böyle o küçücük kesik kan çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada çok affınıza sığınarak artık bir hayvanlık yapacağım. Çünkü uzun süredir hayata gerçekten bir pamuk ipliğiyle bağlısınız ve biraz bazı şeylere izin vermiş bulundum. Fakat bir kurt adamı harcayıp sonra 1,5 saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi takıldığınızda bir takım şanslarınız tükenmiş bulundu. Şimdi ne yaptığımı tam olarak açıklıyorum izninizle. Ben bir kurt adamım. Ben ne kadar fiziksel bir varlıksam o kadar da ruhani bir varlığım. Karşınızdaki kurt adamdan bahsediyorum şu an. Benim rage denilen yani öfke denilen bir skorum var. Ben her tur bir miktar rage harcayarak tur alabiliyorum. Ve istediğim zaman yapabiliyorum bunu. Şu an karşınızdaki kurt adamı sanki onunla dalga geçermişçesine hareketlerle aşırı kızdırdınız. Ve kendisi 4 rage harcıyor ve şimdiki 4 turu kendisi oynayacak. İlk turunda sana uzanıyor John Casey. Seni tutarak önüne doğru atmaya çalışıyor. Bunu yapmak için Strength Athletics atacağım. Şu an Strength'im inanmazsın 8. Athletics'im de 4. 12 zar atıyorum. Ben de atıyorum kaçmak için. Tutunmak için strength atabilirsin. Strength athletics atabilirsin sen de. Tamam. 5 athletics de oradan. Şöyle ki 9 success attım. Hayırlısı. Bunları açıklıyorum çünkü şu an hiçbir şey yapamazsın. Senin turun değil çünkü. Sadece karşı koyabilirsin. Okay. Bunları açıklıyorum çünkü birilerini 2'ye 3'e böldüğümde abi bu nasıl oldu haksızlık falan demeyin yani. O yüzden direkt açıklıyorum. Tamam ben de 5 success attım. 9 pekala zarla. Seni sırtından şöyle söküp önüne doğru atıyor. Şu an sol çaprazında Magnus var. Önünde de sen varsın. Bir turu geçti. İkinci turunda kendisi ellerini havaya kaldırıyor. Ve daha önceden fetiş diyordunuz ya. Asıl fetiş böyle olur diyerek kurt adamların içlerine ruh bağladığı bir takım eşyalar oluyor. Ve bu ruhlar bu eşyalara büyülü diyebileceğimiz özellikler sağlıyor. Ve bu eşyalara da fetiş deniyor inanmazsınız. Kendisi iki elini havaya kaldırıyor ve iki elinde de birer tane balta beliriyor. Bu turunu da böyle harcıyor. Bir sonraki turunda John sana iki kere saldırıyor. Bir sağ eliyle, bir sol eliyle ve kendisi bunları düşük zorluktan yapıyor. Çünkü inanmazsın kendisi ambidexteriyiz. Bu arada melee zarım 3. Dexteritim 7. Şu an 10 zarla sana vuruyorum. Tamam ben de kaçacağım. Kaçamayacaksın çünkü kendi turunu oynadın zaten. Oynayacak bir turun yok şu an. Kaçmak için oynayacak bir turunun olması gerekiyor. Şimdi onlar
bir success sayılıyor. Bir tane bir attım, bir onu götürdü, bir sekizi götürdü. İki tane sekizim var, iki success'im var sana ilk vuruşumda. Önce vuruşları yapayım. İkinci vuruşumu yapıyorum. İkincisinde de 4 success'im var. Şimdi hatırlıyorsanız strength'im 8 demiştim. Balta damage'ları artı 3 oluyor. 8 artı 3, 11. İlk zarımdan 2 success atmıştım. Yani 1 damage'ımı ekleyeceğim, 12. İkincisinden 3 ekleyeceğim. Yani 14. Fakat benim elimdeki baltalar 3 puanlık bir fetişle enchantlı olduğu için ben sana bu zarları çarpı 2 aggravated damage olarak vuracağım. Daha o kadar soğuklayamam ki zaten. Öldüm. İşte o yüzden şu an atıyorum. Hani bakalım. Evet. Sekizinci zarıma gelmeden öldün. Hiç 11. zarı atmıyorum bile. İkinci vuruşu boşa çıkıyor. Sen şunu gördün Magnus. John Casey bir balta darbesiyle, havada oluşmuş bir baltanın darbesiyle ortadan ikiye bölündü. İkinci balta darbesi de aynı yere geldi ama kestiği tek şey John Casey'nin havada kalmış külleriydi. Bedenine değmedi bile. O kadar hızlı öldü ki. Gözlerin irileşti. Ve kurt adamın sana döndüğünü fark ettim ve baltaların senin üzerine geliyor olduğunu fark ettim ve hiçbir tepki veremedim. O kadar hızlıydı ki her şey. Aggravated soğuklayabiliyor musun? Evet. O zaman önce bir vurayım. Şöyle. Ben şu anda staminam 2 olduğu için maksimum 4 aggravated soğuklayabileceğim. Canım eksi 6. O zaman zarları atmayalım istiyorsan. Çünkü zaten ilk zarımda 7 success'le vuruyorum sana. Seni paramparça ediyor. İki baltayı da tam yukarıdan geçiriyor ve sadece baltanın havadaki izi gözüküyor. Senin vücuduna değmesi bile gözükmüyor. Bir kül, sıkıştırılmış bir kül heykeli gibi buf diye etrafa kül patlıyorsun bir anda. Çok çabuk derdin ya. Bir iki dakika fazla dayansaydın. Ben ölünce küllerimi Bermuda'daki bir sahile döküyorum. Zaten sahildeyiz. Kendi kendine dökülüyor. Dileğin hemen kabul oldu. Ve bir sonraki tur, yani son turuydu. Gayet halinden memnun bir şekilde yaklaşık bir 3 tur sonra bütün yaralarını iyileştirerek sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi hayatına devam ediyor. Bu sırada bütün bunlardan habersiz bir Gwendolyn var. Hayır. Şimdi sana oyun dışında sormak istiyorum. Az önce oyun dışında, yani karakterin bilmiyor ama senin bildiğin bir takım şeyler var. Bu gördüklerinden sonra nasıl hissediyorsun? İçinden ne yapmak geliyor? Hiçbir şey. Şu an ya bu şekilde bitemez bu oyun. Anladın mı? Yani bu şekilde hakikaten bitemez. Daha kaç gün oldu oynayalı oyun gününde? Ya cidden bu şekilde bitmesini istemiyorum. Meleğe gidip artık abi ayaklarını öpeyim falan çekebilirim. Ne bileyim. Bilmiyorum yani. Kurt adamlara bir gözümü çıkarıp verebilirim. Mesela hoşlarına gidebilir. Onlar zaten bu birikimi senin istediğin yerlerini çıkarırlar, merak etme. Evet. Derindeki kralla konuşabilirim. Ama büyük ihtimalle hiçbirini yapamadan öleceğim, değil mi? Ama ölürsem de savaşarak öleceğim. Kurt adam kanlarını sonuna kadar harcayıp öleceğim. Yapacak bir şey yok. Ama büyük ihtimalle şeye giderim. Kurtulursam eğer burada. Şu melek ablaya gidip. Ulan ne rahatladım var ya. Uf. Yani... Abi o kadar keyifle öldürdün ki şu an. Böyle şok içinde izledim gerçekten. Arkadaşlar vaktiniz varken koşarak şehire gidecektiniz. Hiç sahilde durmayacaktınız. Ben size söyleyeyim. Ama bunları sonra konuşuruz. Şu an değil. Siz bir durumu sindirin. Ben o sırada Gwen'i harcayayım.
Evet Gwen, sıra sende. Hiçbir şeyden habersizsin. Yani her şeyden habersizsin. Yani anladım. Şu an kuramadım onu. Sen anladın ne demek istediğimi. Ve ayak seslerini duymaya devam ediyorsun. Hiç ben böyle... seni görüyorum ama sen beni görmüyorsun. Yalana bak. Hiç böyle sezemiyorum değil mi ne tarafından gelecek falan gibi böyle. Hatta şunu fark ettin, yavaş yavaş yön duygunu da kaybediyorsun. Gecenin yaratığı. Peh. Geceye hükmedemeyen gözlerin olduktan sonra kendine ne cüretle gecenin yaratığı diyebiliyorsun? Vuuuuh diye tekrar geçti. Bir aggravated daha yedin. Bu böyle benimle dalga geçe geçe. Evet. Şu an ne yapabilirim? Yoksa yaratık korkuyor mu? Onu deyince şöyle bir güldüm. Yaptım böyle. Tabii nefes vermedim. Böyle. Ama kalbi olmayan nasıl korkabilir ki? Peki ya ne seni korkuturdu küçük yaratık? Kapımıza kadar geldin. Bildiklerimizi öğrendin. Çık 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 çık. Fakat hiç durup sormadın. Senin en derinlerdeki değerlerini biz nasıl bilebildik küçük vampir? Sevdiğin tek şeyi, insanlıkla olan tek bağını nasıl da söküp aldık ruhunun derinliklerinden? Çık 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 çık. Kim sattı lan bizi? Ha, konuşun, kim sattı? Kral söylemiştir. Şu an bir aggravated daha yedim. Ben konuşmadıkça, bir şey yapmadıkça yiyorum şu an. Benim bir an önce atağa geçmem lazım. Şu an iki seçeneğim var. Ya derindeki kralla görüşmeyi talep edeceğim. Artık götürüyor mu, götürmüyor mu? Ya da işte ne yapıyorsa. Ya bir şekilde dövüşmeye çalışacağım. Ya da melek kadını beraber öldürmeyi teklif edeceğim. Hadi yap birini. Nasıl yapacaksan yani. Unuttuğun o kadar önemli bir şey var ki ve neyse devam et. Arkadaşlar biliyorsanız söyler misin? Yok bilmiyoruz. Unuttuğum çok önemli bir şey. Ya şu noktada kafasının içindeki ufak sesler olmanıza izin vereceğim eğer. Sadece kendi bildiği şeyler üzerinden konuşacaksınız. Şu an abi çok anime bir sahne yaşıyoruz. Şu an böyle iki omuzun, bir omuzunda Magnus, diğer omuzunda John'un eli var ve beni destekliyorlar, anladın mı? Önceki kurt adamı sen öldürdün. Kurt adamı ben öldürdüm. Evet. Single ben. Kurt adamı ben öldürdüm. Yaptım şöyle. Bunun her şey damarlarındaki asil kanı. Evet. Ve yanımıza abi, kurt adam diye geldi değil mi yanımıza? Evet. Abi evet, bu kurt adam kanını şimdi ben nasıl kullanıyorum? Normalde nasıl kan kullanıyorsun? Tamam. Ama görmüyorum. Ama kurt adam kanı olduğunu için görebilir miyim yani? Nasıl yani?
Yani şöyle mesela görmüyorum ya ama vücudumda kurt adam kanı var bir yandan da. Kurt adam kanını kendime basarsam böyle bir göremiyorum. Yani... Ya şu an olabilecek şeyleri deniyorum. Şu an eksiğim şeyler düşün. Bana olasılıkları sorma. Çünkü olasılıkların cevabını sana söylemeyeceğim. Yani şunu yapıyorum ben, de. Bunu yapıyorum de ben de sonucunu söyleyeyim sana. Çünkü kurt adam kanı kullandığımda ne oluyor acaba dersen bana ben de bilmiyorum. Dene derim yani. Belki de patlayacaksın. Bilmiyorum. Belki de ishal olacaksın yani. Bilmiyorum. Hayır bunu yapma. Ki vampir olarak tek seçeneğin kanlı ishal yani. Başka seçenek yok. Ara var ara. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir iki dakika ara verebilir miyiz? Ben bir toparlamam lazım şu an. Çünkü... Arkadaşlar evet bir ara verelim. Gwen bir... Şimdi heyecan yaptı. Kıyamam. Öyle evet heyecan yaptım. Ağlayacağım şu an. İki arkadaşımı tek burada harcayınca ben böyle bir an ya kıyamam canım benim ya. Tamam. O zaman aradan sonra buradayız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın.